Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Mayıs ayının ilk videosuyla beraberiz. 2024 yılı için tabii geçerli bu. Bugün Real Estate serimizin 74. dersini gerçekleştireceğiz. Uzun soluklu bir seri. Belli bir noktada biraz fazlaca durduk. Özellikle Admin Emlakçı bölümünde. Şimdi tekrar UI'ya döndük ve UI içerisindeki artık son içeriklerimizi yapıp yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. Bu arada şurada 250 view var ya, bunu daha değiştiremez miyiz? Değiştirebiliriz bunu. Hatta bunu peki nerede tutabilirim bunu? Client bazlı tutabilir miyim? Bir şeyler yapılabilir. Bir bakalım. Belki şunu da değiştiririz. Söz vermeyeyim. Bazen mesela şey yapıyorum. Söz veriyorum, yapamıyorum falan. Ondan sonra söz verdi, tutamadı oluyor. Öyle olmasın. En azından bu şekilde ilerleyelim. Şimdi önce API tarafında, bakın biz API tarafında geçtiğimiz derste API'larımızı tamamlamıştık. API'de Product Detail tarafında Product mesela şöyle bir numaralı Product Detail dediğimiz zaman bu ne yapıyordu? Bize bir numaralı eve ait verileri getiriyordu. Ve aynı zamanda mesela Product'ta da benzer bir durum vardı. Product'ta da bize şurada Get Product ID kısmında bir numara dediğim zaman bu bana bir numaralı Product'a ait verileri getiriyordu. Şimdi biz bunları şöyle şuralara yayacağız. Yani buranın üzerinde listeleyeceğiz. Şimdi ben bunu property single'a baktığım zaman toplamda kaç satır kodu var? 210 satır kodu var. Buradan yapamaz mıyız? Yani yapabiliriz. Buradan çekilebilir bunlar. Gayet mümkün durumlar. Tabii view komponentlere de ayırabiliriz. View komponentlerle biraz daha böyle şey durur, sade durur. Şu section'a baktığım zaman 23'te tamamını kaplıyor. Şu container 204'te tamamını kaplıyor. Burası satılık kiralık kısmı, bunların tamamı burada view komponentleri ayırsam şöyle 1, ondan sonra 2, şurası 3, ondan sonra bu kısım neyi alıyor en son? Yatak odası sayısı 120 şeyde 25 bin dolar kısmı falan sanırım şu üstte alıyor. Bir de aynen 25 bin ve 1258 mi alıyor en son? Aynen, yani aslında burası bizim temel iç ama tam da temel içerikler değil ya, yani şimdi bazı başka şeyler de var. Şurada başka bir row var. Bu row'un içerisinde ne var? Div class call lg 8. Div class call lg 4. Call lg 8'in içinde ne var? Burada görsellerimiz var. Bu görselleri biz for each ile dönsek olmaz mı? Olur. Şimdi bakın. Benim burada for each içinde döneceğim bir tane nokta olacak. O da ne olacak biliyor musun? Şu görseller olacak. Biz burada 3 farklı tablodan veri getireceğiz. Nasıl olacak biliyor musun? Şöyle. Şimdi bizim veri getireceğimiz kısım şöyle olacak. Hemen şöyle sayfayı küçülteyim. Bakın şimdi. Benim 3 farklı noktadan veri getirmem gerekecek. Hemen göstereyim size. Bunlardan birincisi şu kısım. Temel bilgiler. İşte fiyat vesaire. Satılık mı, kiralık mı? İkincisi evin özellikleri. Hatta 4 farklı tablodan getireceğim. Şöyle renklendireyim her birini. İşte birincisi oydu. İkincisi evin özellikleri. Yani temel özellikleri. Üçüncüsü şu amenities yazan kısım ve dördüncüsü görsellerin olduğu kısım. Bakın 4 farklı tablodan veri gelecek buraya. Şimdi 4 farklı tablodan veri gelecek ama çok böyle inanılmaz bir for each'e ihtiyaç yok. Viewback'lerle ben bunları taşıyabilirim buraya. Bir zararı yok. Şimdi burada bizim viewback'lerle taşıyabiliriz dedik madem şöyle yapalım. ID'ye göre veri alacağız. ID'ye göre veri almakta hiçbir problem yok. ID eşittir 1 olsun şimdilik. Yani her defasında ana sayfadan yönlendirmeyelim. ID'ye göre veri getireceğim. Şimdi bana client lazım. Evet. Kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Şimdi var client eşittir buradan gelen değer. Ondan sonra biz nereye gideceğiz? Biz ilk önce şuraya gidelim. Bakın şu adrese. Bu adrese. Geldim kopyaladım Visual Studio'da. Şöyle şuraya yapıştırdım. Şimdi burada şöyle ID eşittir artı ID'den gelen değer. Tam süper, ID'ye göre veri geliyor olacak. Tamam, response mesaj. Sonra value sokundu. Value sokunduktan sonra burada bir JSON Convert'e ihtiyaç yok. Peki şöyle yapsak olur mu mesela? Var values değil de mesela viewback nokta örnek veriyorum işte birinci öğe. Birinci öğe ne olacak? Real Estate DB Depo Real Estate açayım. Burası kalsın. Şimdi birinci öğe mesela title deniz manzaralı villa, digital işte prescription for the pharma industry. Bu ne demekmiş? Şu kelimeyi bilmem. Prescription'ı. Türkçe'ye çevir dedim. İlaç endüstrisi için dijital reçete. Ha, bu şeyden mi geliyor?
Pharma, aynen, endüstri. Bu reçete demekmiş. Prospektüs de acaba buradan mı geliyor? Şimdi burada Viewback nokta mesela title eşittir diyeceğim. JSON data'dan gelen nokta. Şimdi nokta dedikten sonra benim burada peki title'a nasıl erişim sağlayacağım? Bu olmaz. Peki şöyle yapabilir miyim? Mesela values nokta title diyemem. Peki şöyle yapabilir miyim? Viewback nokta title eşittir values'tan gelen title. Böyle de olmaz. Şimdi benim bunun doğrusunu bulmam gerekiyor. Bir dakika. Şimdi burada şöyle başlasam. Client'ı oluşturdum. Tamam. Sonra response mesajı oluşturdum. Şu if'i bir siliyorum. If'i sildim. Şu return view'i de sildim. Şimdi response mesajı oluştururum. Response mesaj buraya istekte bulunuyor. Tamam. Sonra JSON data buraya istekte bulunuyor. Tamam. Sonra peki JSON data burada bana neyi getiriyor? Bana burada bu JSON data'daki içeriğin bir bölümü lazım. Şimdi bana hepsi lazım değil ki. Şimdi bu JSON data içinde bir veriye ihtiyacım var. Mesela JSON data noktalı virgülünü koydum ama JSON data şimdi bana her şeyi getiriyor. Yani benim istediğim şey tam olarak her şey değil. Yani burada bir aslında biz first or default istiyoruz. Peki modelden gelir mi? Gelmez. Neden? Çünkü birden fazla tablodan veri çekeceğim. Viewback'lerle taşıyabilir miyim? Viewback'lerle taşıyabilirim. Bu bir yöntem. Liste kullanmak çok doğru olmayacak. Şimdi şöyle bir CTRL-Z yapayım. Şöyle biraz daha CTRL-Z yapayım. Şimdi çözeceğiz bunda. Hiç sıkıntı yok. Şimdi biz burada kaldık. JSON data'ya veri gelecek. Tamam, JSON data'nın içerisinde komple verimiz olacak. Values da bunu eşleştirecek. Peki values da bir kere bir liste dönmesin. Şuraya bir listeden kurtaralım. Tamam. Mesela values nokta dediğim zaman şimdi geliyor. Liste olmayınca geliyor. Peki şöyle yapabiliyor muyum? Mesela viewback nokta title eşittir. Values'tan gelen title desem. Noktalı virgülünü koysam. Şurada geriye bir şey dönmesek. Şunları da bir kaldırsak şu if'leri. Tamam, if'ler olmasın. Mesela viewback nokta title çalışıyor mu? Önce buna bakalım. Kopyaladım. Geldim. Şimdi viewback nokta title'ın çalışması gereken yer tam olarak arkadaşlar hemen söylüyorum size. Tam olarak şurası. Şimdi geldim buraya. Diyeceğim ki at viewback nokta title. At'i de şöyle birleşik yazalım. ID'yi bir gönderdik şimdilik. Statik yolladık ama onu da dinamik hale getireceğiz. Bir çalıştıralım. Ctrl Shift W dedim. Buradan ilk önce bir bakalım başarılı bir şekilde getirebiliyor muyuz? Ctrl Shift W dedim. Bekliyorum açılmasını. Burada Property Single tarafında bakalım. Olmadı. Title nokta first or default kullanabilir miyim acaba burada? İşe yarar mı? Viewback nokta title. Olmadı değil mi? Olmadı burası. Normalde şöyle geliyordu. Property Single yazısı geldi. Bir dakika, niye property single yazısı geldi? Title'da çünkü viewback'te doğru şey yok. Peki tekrar çalıştıralım. Yeniden Ctrl Shift W dedim. Şimdi geliyor mu? Yine gelmiyor. Burada property single geliyor. Peki şimdi values'un içinde ne var? Bu eşleşmiyor şu an. Bir numarada normalde ne yazıyor? Bir numaralı product'ta. Hemen bakalım product tablomuza. Şöyle sağ tuş edit tab 200 product. Herhalde property single yazmıyordur yani. Bir başlık vardır bir numarada title'da. Ne yazıyor? İşte bakın burada denizli bir şey yazıyor yani deniz manzaralı villa. Peki şöyle önce bir breakpoint atıp bakalım nasıl geliyor. Her ikisini çalıştıralım şöyle start ve start dedim. Çalıştıralım bakalım her ikisi de çalıştığı zaman property single'a gittiğimizde ne geliyor burası beraber görelim. Şimdi UI tarafı geldi. Slash diyeceğim. Slash property slash index. Index miydi? Bir dakika. Property slash property single diyeceğim. Property slash property single. Şu. Geldim. Şimdi bakın ID şu anda 0. Tamam. F11 dedim. F11. ID şu an 1 oldu mu? Oldu. F11 dedim. Burayı okudu. Geldi buraya. Buraya da okudu. Şimdi JSON Data'da ne var? Önce ona bakalım. JSON Data'ya baktığımız zaman JSON Visualizer olarak açtığımda tam süper. Bunlar geliyor ve title'ım da geliyor benim burada. Peki F11 dedim. Viewback.title'da şu anda values'da ne var? Values'a baktığım zaman values'un içerisinde
Burada values'un title'ında bu var. ViewBack.title'da ViewBack.title'da niye böyle bir şey yazıyor? Values'tan gelen title'ın First Default'a mı takılıyor? Ama Values'un title normalde deniz manzaralı villa olmalı. Peki şey yapsak sadece toString desem çalışmaz mı? Niye çalışmadı ya? Çalışması gerekiyordu bunun. Bir daha bakayım hemen. Bir saniye. Önce API'yi ayağa kaldırdım. Ctrl F5 dedim. App'imiz çalıştı. Ctrl Shift W dedim. Hayır dedim. Niye çalışmadı? Şuraya bir noktalı virgül koydum. Geldim buraya. Tekrar Ctrl Shift W dedim. Beraber tekrar görelim. Burada Property Single geliyor. Peki. Bir tane daha yazalım. Mesela şurada 25.000 ifadesi var ya. Normalde fiyat var mı? Var. Price. Price varmış. Mesela bir de ben bir fiyat alacağım şöyle. Diyeceğim ki örnek veriyorum işte viewBack.price eşittir. Values'tan gelen price değeri noktalı virgülünü koydum. Güzel. Şimdi buraya geldim. Buranın içerisinde bir de price bilgisi alalım. Mesela price bilgisi normalde şurada 25.000 işte bir şey. TL ifadesine çevirelim bunu. TL. Sonra at viewBack.price gelsin. Şimdi de price'a bakalım. Mesela price'da da mı yine property single veya başka bir şey yazıyor. Bir daha görelim bakalım. Mesela price'da ne geliyor? Price geldi. Burada niye bizim istediğimizi vermedi? Niye property single olarak aldı? Ben doğru yere yazmıyorum ya da doğru yerde çağırmadım sanırım ya. Bir dakika. Property single yazan yer neresi tam olarak? Önce bir onu bulsaydım keşke. Property single yazan yer. Şurası mıydı ya? Yok burası değil. Bu üst taraftan gelen yer. Home property, property single. Normalde burada böyle bir şey yoktu yani. Hani şurada viewBack.title. Ha, anladım. Çok özür dilerim. Title özel bir isim. O yüzden taşımıyor ya. Çok ya böyle o kadar dipnot bir şey ki title 1 yazalım ya. Anladım, 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 anladım. Title nereden geliyor biliyor musun? Şuradan geliyor. Ya işte o yüzden. Normalde çalışır yani. Hatta çalışmamasına şaşırdım. Çok ilginç bir hata. Ya mesela case olarak sorulabilecek bir soru bence. Çok güzel. Bakın çalıştı. Deniz manzaralı villa. Şimdi 350.000 TL geldi. Güzel. Şimdi şurada unnamed road San Francisco işte CA 9402. Orada bir açık adrese ihtiyacımız var aslında. Açık adres kısmı nerede? District'ten gelir mi? City, şehir, adres. Adres kısmını biraz daha uzatabiliriz mesela. Yani burada Menekşe sokak. Tamam aslında biz burada şehir bilgisi de alırız. Tamam süper. Şimdi şöyle. Ctrl D. Viewback.city. City bilgisi. Buradan gelen city. İndim alta. District. Şehir bilgisi olsun. District. Bu da şehir bilgisini çekecek. İndim alta. Viewback.address. Bu da bize adres bilgisini çeksin. Şimdi city, district ve adres gelmeye hazır. Geldim buraya. Bize şuraya önce bir dakika bir bakayım tam nasıl geliyor burada. Tamam. Önce adres, sonra city, sonra sonra ilçe, sonra city gibi olabilir. Mesela viewback nokta adres boşluk at viewback nokta district slash şöyle slash at viewback nokta city bilgisi gelsin. Bir bakalım çalışıyor mu? Ctrl Shift W dedim tekrar. Yeniden gelsin bakalım. Başarılı bir şekilde geliyor mu? Burada baktığımız zaman şöyle bakın Menekşe Sokak 20 bölü A Bursa. Hani bunu biraz daha uzatabiliriz. Biraz daha uzattığımız zaman daha da güzel olur. Yani mesela şöyle işte Menekşe Sokak virgül Karanfil Apartmanı Karanfil Apartmanı boşluk işte numara 24 kat 3 olsun. Kat 3 sonra tire. Yani tire'ye gerek yok. Kat 3 tamam. Mesela Bursa, işte Bursa'nın hangi ilçesi? Osmangazi mesela. Geldim sayfamı yeniliyorum. Yenilediğim zaman bakın biraz daha güzel olacak. Gördünüz mü? Daha güzel bir görünüme kavuşmuş oldum. Ne kadar çok veri olursa o kadar dolu gözükür. Şimdi burada mesela şuradan devam edelim. Buy ve rent var. Buy mı rent mi bu? Yani bu kiralık mı satılık mı? Type'ını yazdırmam gerekiyor. Hemen kontrolöre geldim şöyle. Geldim type diyeceğim. Type şöyle. Type'ı alalım. Hemen type'ı nereye yazdıracağım biliyor musunuz? Bakın şuraya. Buy ya da rent ikisinden biri. Diyeceğim ki at viewback nokta type. Diğer rent'i kaldıralım. Yani tabi bu şey de olabilir. Hem satılık hem kiralık da olabilir. Bu size kalmış. 5 ay önce. 5 ay önce. Şimdi biz bunu ilan tarihini
Şöyle ilan tarihini bugünün tarihinden çıkarıp bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Ay bazında mesela bulabilir miyiz? Buluruz bence. Ay bazında buluruz. Advertisement date böyle geliyor. Şimdi bunu şöyle yapabilir miyim mesela? Viewback nokta date fark date diff olsun. Date diff tarih fark eşittir. Values'tan gelen date bilgisi. Deal of the day değil. Bir dakika. Values'tan gelen advertisement date. Advertisement date niye gelmiyor? Çünkü bu şeyin içinde yok bence. Şunun içinde yok. Go to definition diyelim. Aynen tarih bilgisi burada yok. Mesela bu önemli bir detay. Yani normalde tarihin peki burada var mı tarihimiz? Hemen bir bakalım. Product'tan gidiyoruz şu anda. Product'a geldim. Mesela bir numaralı ilanı test edeceğiz şöyle. Execute ettim. Bakın burada tarih bilgisi var mı? Yok. Tarih bilgisi olmadığı için gelmiyor. Tamam güzel onu çözeceğiz. Onu yapacağız. Tamam hiç sıkıntı yok. Buraya ekleyeceğiz. Advertisement date şimdilik kalsın. Sonra başka ne var? Hemen bakalım sonra. Sonra şurada 250 görüntülenme var. Onu ayrıca yapacağım. O ayrıca gelecek. 3 yatak, 4 banyo ve işte şu kadar metrekare. Square feet diye herhalde. Şimdi burada 3 yatak, 4 banyo. 3 yatak, 4 banyo. Bu product detail'da gelir arkadaşlar. Product detail. Şimdi bizim bir numaralı evimizin bakın burada bedroom, ondan sonra bath count, işte room count falan. Yani bizim burada başka bir tablodan istekte bulunmamız gerekiyor. Hangi tablodan istekte bulunacağım? Product detail'da. Hemen geldim. Bir numaralı adres. Hop. Bakın burada şuraya istekte bulunacağız. Visual Studio'ya geldim. Şimdi client'ım oluştu. Tam çok güzel. İkinci bir client oluşturmaya gerek yok herhalde. Bunun üstünden gidebiliriz ama bunu eşleştireceğimiz bir DTO'ya ihtiyacımız olacak mı? Kesinlikle olacak ki biz bunu listeleyebilirim. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu şöyle yapabilirim arkadaşlar. Bence zorlanmıyorsunuz. Yani herhangi bir zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi product detail DTO'ya ihtiyacımız var. Bizim. Hemen bir tane klasör tanımlayalım. İsmi product detail details. Product detail'in içerisine sağ tuş ekle yeni bir class ismi gelsin bakalım get product detail by id detail. Product detail'ı id'ye göre getirecek. Tamam süper. Şimdi şuradaki property'leri geldim. Şöyle kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şuraya edit özel yapıştır. JSON formatına yapıştır dedim. Tamam. Şunları sildim. Ondan sonra şunu da sildim. Şimdi price'ımız desimaldi. Onu desimale çevirelim tekrar. Yani burada da tekrar price almışız. Tamam sıkıntı yok. Bedroom count, size, count, garage size, build year, price, location, video URL ve product ID. Tamam süper. Şimdi buradan çekeceğiz bunu da. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Kaç dakika oldu? 17 dakika oldu. Biraz daha ilerleyelim. Bu property single sayfası en az 3-4 ders sürer diye düşünüyordum. Şimdi client oluşturmaya gerek yok muhtemelen. Şöyle şunu ve şunu geldim kopyaladım. Altına yapıştırdım. Response mesaj 2. Client da bu kez şuraya gidecek. JSON data 2, values 2. Client da nereye gidecek? Önce adresimizi verelim. Adresimiz şurası. Geldim kopyaladım. Şöyle şuranın içine yapıştırdım. Şunları sildim. Tamam. Sadece ID'den gelen değeri alacaksın. Güzel. Response mesaj 2 nokta content read string asynchronic values 2 şurası da JSON data 2'den gelecek. Tabii result product DTO'dan değil. Get product detail by DTO'dan bu şekilde geliyor olacak. Tam gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Şimdi bunların hepsini çağırdım. Mesela bir tane daha viewback çağıralım. İşte diyelim ki viewback nokta bat count yani işte banyo sayısı eşittir. Values 2'den gelen bat count olacak. Noktalı virgül koydum. Bir bakalım gerçekten geliyor mu? Şunu geldim. Kopyaladım. Property single'a geldim. Bat count banyo diyelim. Banyo. Mesela kaç banyo? Geldim başına bir tane at. Buraya yapıştırdım. Ctrl Shift W dedim. At viewback nokta bat count banyo. Mesela kaç banyo? Beraber görelim. Bakalım normalde kaç geliyor SQL'de baktığımızda bir banyo varmış. Tarayıcıya döndüm. Dırırırın hata verdi. Neden? Çünkü şeyden olabilir. Bir client'a da ihtiyacım gerekebilir. Ctrl D yaptım. Client 2 dedim. Şöyle şunu kestim. Şuraya yapıştırdım. Hemen bir daha düzenleyelim şöyle. Şurası da client 2 istekte bulunsun. Tamam tekrar çalıştıralım. Şimdi client 2'den bir gidelim bakalım.
Yeniden CTRL Shift W dedim. Bir kere daha gelsin bakalım. Bad count için bu kez geliyor mu? Banyo sayımız. Burada bakalım geldi mi? Yine gelmedi. Niye hata verdi? Will back bad count. Burada bir hata dönüyor. İyi başlamıştık. Bir sıkıntımız yoktu. Hemen bir bakalım buraya. Şimdi burada client tamam. Yine client oluştu. Response mesajı eşittir await. Client 2 nokta get async from bu adrese git. Sonra JSON data 2 eşittir await response mesajı 2 nokta content'ı oku. Var values 2 eşittir JSON convert nokta deserialize object buradan gelen değer. Niye hata verdin sen? Peki şöyle yapsak bir tane breakpoint atalım. Şuraya atalım bu kez. İkisini beraber çalıştırmam gerekiyordu. Bu tek başına yetmez. Bir saniye şöyle. Bunu da yapalım. Ondan sonra tamamlayalım dersimizi. Sonra kalanı da diğer ders inşallah yaparız. Şimdi şöyle tekrar start'a bastım. Bakalım nasıl geliyor. Burada. Şimdi diyeceğim ki slash property single olacak. Böyle değil. Böyle miydi? Property slash property single. Tamam geldi. ID kaç şu an? 1. Güzel. Şimdi F11 dedim. F11. Response message 2'yi okudu. Bir daha F11 dedim. Bir bakalım JSON data'da mı patlıyor? JSON data'nın içerisinde ne var? Hiçbir şey yok. JSON Visualizer'a geldi mi? Hiçbir şey gelmiyor. Peki bunun içinde bir şey yok. Response message 2'de ne var? Response message 2'ye baktığım zaman 204 dönüyor mu? Burada bir sıkıntımız var. Yani burada ha buldum buldum. Çok özür dilerim arkadaşlar. ID eşittir 1 artı 1 oluyor. O yüzden gelmiyormuş. Tamam. ID eşittir ID'den gelen değer. Şimdi bir kere daha çalışsam şöyle API'den kontrol F5 dedim. Yeniden kontrol F5'e burayı kaldırdım ayağa. Sonra tekrar Ctrl Shift W dedim. Bir kere daha çalıştırmış oldum. Şimdi çalışacaktır muhtemelen. Burası tekrar geldiğinde bakın bu şekilde bir banyo olarak bizi karşıladı. Demek ki çalışıyor. Güzel. Devam edeceğiz.